Yemen'in Sokotra Adası'ndan selamlar. 3 gündür bu adadayım. Biraz etrafı gezdik. Ama bu akşam yerel bir ailenin yanına iftara gideceğiz. Normalde gezerken hani oruç tutmaya gerek yok. Seferi oluyorsun ama bugün onlara uyum sağlayayım diye ben de niyetliyim. İftarımızı beraber yapacağız ama nereye gideceğiz? Kim olacak? Nasıl geçecek? Hiçbir fikrim yok. Onu hep beraber göreceğiz. Vallahi şimdi yola çıkıyoruz. Şimdi keçi pazarlığı yapıyoruz. Keçi alıp götüreceğiz. Burası et pazarı. Şimdi keçiyi burada kestirip götüreceğiz. Bunlara Mısır akbabası diyorlar. Ya buraya has bir küçük akbaba. Her yerde varlar. Bu garibim kesilecek şimdi ya, tüh. Yani bir yandan da üzüldüm de ne diyeyim. Yani çok detaylı çekmeyeceğim. No, it's okay. Yani hayvanı burada kesip biçiyor. Yani Sokotra Adası'nda bu gördüğünüz manzara çok normal. Yani maalesef her taraf plastik çöplerle dolu. Bu keçiler hep sokaklarda, aynı sokak kedisi, sokak köpeği gibiler. Ve bunlar bildiğiniz kartonu bile yiyorlar. Adanın da merkezindeyiz. Bizim aldığımız tabi sokaktakilerden değil, daha düzgün beslenenlerden. Yani hayvanı keseli daha 5 dakika olmadı, öyle söyleyeyim size. Keçinin fiyatı yaklaşık 60 dolar dediler ama hani turist fiyatı da olabilir bu, bilmiyorum. Dedik peki kaç kilo? Biz diyor kilo ile hesaplamıyoruz diyor, tane başı hesaplıyoruz diyor. Bu gördüğünüz yerde kesildi ve gidiyoruz. Pazarda yine bu minik akbabalardan var. Şimdi parçalıyorlar. On dakika olmadı, her şeyi parçaladık, bitirdik ve gidiyoruz. Bir de markete geldik tabi, çocuklar için bir şeyler almaya. Selamünaleyküm. İki üç poşet aldık, gidiyoruz. Sambusa da alıyoruz şu üçgenlerden. Yalla.
Evet, böyle bir yere geldik. Muhammed. Oo, ikimiz de Muhammed. Gördüğünüz gibi evimiz burası. Oo. İçerisi beklediğimden daha güzel. Evin mutfak kısmı burası. Artık odalar içeride. Bakalım menüde ne var? Vallahi çok açım, yalan yok. Orucumuzu açalım. Menüde hani arkadan başka bir şey gelecek mi, hiçbir fikrim yok. Burada kızartmalar var. Şu lokma sanırım. Hurma, patates kızartması. Bu bitki çayı gibi bir şey, zencefilli. Orada da normal market meyve suyusu var. Yani ben biraz emin olamamıştım. Sadece bunlar mı var, başka şey gelecek mi? Bu sadece orucu açmak içinmiş. Sonrasında yemek gelecek. Hem de bizim o getirdiğimiz eti pişireceklermiş. Vallahi bu arada hepsi çok lezzetli. Şimdi iftarımızı açtık. Dedim ana yemek gelene kadar bir mutfağa bakabilir miyim? Olur dediler. Okey. Burası mutfağımız. Çocuklardan meraklı tabi. Evin babası Muhammed abimiz eskiden balıkçıymış. Şimdi ise hani böyle yük taşıyıcılığı yapıyormuş, öyle söyleyeyim. Hani hamallık gibi düşünebilirsiniz. Havalimanında bagaj taşıyormuş bazen. Artık ne iş bulursa yük taşımacılıkla ilgili şeyleri yapıyor. Buraya bak, buraya bak. Şimdi bir 10-15 dakika oldu iftara açalı. Daha ana yemek gelmedi yani. Onu pişirecekler mi, nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bekliyoruz. Namaz kılan namazını kılıyor. Burada odalar ayrı ayrı. Okey. Hani birbirinden ayrı hep. Mesela bir oda böyle. Hani gerçi hiçbir şey yok yani. Bir yatak var. Şimdi bu diğer taraf ise anne baba içinmiş. Buraya da bakalım. Tabii burası daha bir düzgün. Ama öyle hani bir karyolaymış vesaire yok. Gördüğünüz gibi. Ve burası hani orta sınıf bir aile. Yoksul bir ailenin evi değil. Yani bu sütlü çayı çok içiyorlar. Bunu hani süt tozundan yapıyorlarmış. Onun için içebilirsin diyor. Eğer diyor keçi sütü olsa diyor, onu diyor içme derim diyor. Çünkü hani keçi sütü direkt mideyi bozabiliyor, alışkın olmadığımız için. Tadı güzel de çok şekerli ya. Yani hani içiyoruz tabii ama şekerli. Şimdi şunu getirdiler. Sanırım beşik yapacaklar. Beşik yapıldı. De bu çocuk dik duruyor ya. Allah Allah.
Tabii ateş yakıldı. Etler burada pişecek. Burada ne var? Soğan, sarımsak, köri sosu ve bizim getirdiğimiz et var. Yemek olacak ve yiyeceğiz. Bizde iftar dedim mi 10 dakikada yiyip bitiriyorsun her şeyi. Ama burada öyle değil yani. Önce bir hurmayla, atıştırmayla açtılar, namaz kıldılar. Şimdi ana yemek yapılıyor ama neredeyse bir saat oldu. Şimdi rehberimiz Omar diyor ki bugün diyor size özel ateş yaktılar diyor. Normalde diyor artık ateş yakıp yemek pişirmiyorlar diyor. İçeride tüple yapıyorlar diyor. Çünkü ateşle yakınca cildine zarar veriyor diyor. Ve güzelliğinden olmak istemiyor kadınlar diye. Hep tüp kullanıyorlarmış. Ama tabii ateşteki yemek daha güzel oluyor. Bugün bizim için ateşi yaktılar. She is first one, yeah? Yes, she's the first one. This is first lady. Şimdi evin babası Muhammed abinin ilk eşi, ilk eşin Joa. Dedim ki burada tek eşlilik mi var? Fazla hani kadınla evlenebiliyor musun? Dörde kadar hakkımız var dedi. Ve bu ablamız ikinci eşiymiş Muhammed abinin. Normalde Joah izin vermiyormuş kesinlikle. Ama ablamız Joah'ın arkadaşı olduğu için izin vermiş. Yani öyle bir durum. Muhammed abi ikisiyle de evli ve burada yaşıyorlar. Ama Joah ilk başta Muhammed abinin evlenmesine izin vermemiş başka biriyle. Ama bakmış yani başkasını getirecek. En azından başkasını getireceğine ya da yuvasının bozulacağına kendi arkadaşı Feyza'mış. Onunla evlenmesine izin vermiş. Ama üçüncüye izin vermiyorum demiş. Şimdi ikisi beraber Muhammed abiyle beraber burada yaşıyorlar. Şimdi dışarıdan geldi yeni misafirler. Bakın soldan bir kere, sağdan üç kere öpüyorlar. Vallahi sofra gitgide kalabalıklaşıyor. İftar geçeli bir saat oldu. Ama hala ana yemeği yemedik. Burada böyleymiş. Bu poşette yapraklar var. Onu böyle ağzının bir kenarında biriktiriyorlar ve hani sigara niyetine ya da sigara gibi düşünebilirsiniz. Bu sahura kadar onu öyle ağzında biriktirecek, tutacak. Enerji veriyor diyorlar. Hani kendilerini daha iyi hissediyorlarmış. Bu Pakistan'da da, Afganistan'da da ya da Peru'da da, Kolombiya'da da birçok yerde benzerini görmüştüm. Çocuk uyandı. Thank you.
Pirinci attılar oraya. Şimdi orada pişecek. Yalnız 1,5 saat geçti. Ben açım yani, yalan yok. Hala asıl yemeği yemedik. Yatsı ezanı okunuyor. Bu arada hani rehberimiz Omar şunu da söyledi. Biz biraz daha erken gelebilseydik aslında yemek bu kadar uzamazdı dedi. Bizim orada küçük bir planlama hatamız var. Ana yemek için normalde bu kadar da beklemiyorlarmış. Şimdi yemekler pişti. Oh, siniye koyuluyor hepsi. Pilavın kokusu çok güzel çünkü et suyuyla pişti. İşte o ninni söylenen bebek buydu ama onda hiç uyuyacak göz yok. İkinci hanım, evin ikinci hanımı yemeği yaptı. Şimdi dinlenmeye geçti. First lady'miz ise, tabii böyle rahat konuşabiliyorum çünkü samimi olduk. Hani bizi de çok iyi karşıladılar. First lady'miz yemekleri servis ediyor. Tabii iki siniye böldüler. Kadınlar burada, erkekler bizim tarafta. Ve artık yemeye başlayabiliriz. Şimdi ben daha önce bunu elle denedim de onlar gibi yapamıyorum. Bir de video çektiğim için hani kaşıkla yiyeceğim. Ama gerçekten çok lezzetli. Daha önceki videolarımı izleyenler hani bilir, Bedevilerin yanına gittiğimde de onlar da böyle yiyorlar elleriyle. Gerçi bu Afganistan'da da bazı yerlerde böyle yeniliyor. Pakistan'da da. Hani belki izleyenler için şey gelebilir yani. Nasıl diyeyim, hani tamam çok hijyenik değil ama kültür böyle. Onu öyle tek seferde ağzına atabiliyor vallahi. Ben daha önce bunu denedim ama yok, olmuyor. O tastaki suda da herkes elini yıkıyor. Ablamız yine suyu getirdi el yıkamak için ama benim ellerim temiz kaşık kullandığım için. Yalnız şimdi hani doğruyu söylemek gerekirse burası açık hava. Tabi evler burada, avludayız biz. Tabi açık havada oturup yemek yemek aslında çok keyifli. Sadece hani yeme şekilleri tabi bize göre biraz şey, zor. Yani onlara uyum sağlamak zor o anlamda. Herkes şimdi o tası böyle çevirip ellerini yıkıyor orada. Temizlik zamanı. Şimdi normalde yani Ramazan olmasa yatsı namazından sonra biz yatıyoruz diyorlar. Sabahta güneşle beraber kalkıyorlar. Ama Ramazan'da öyle değil. Ramazan'da sahura kadar oturuyorlar. İcabında öğlene kadar evden pek çıkmıyorlar. Hatta 2'ye kadar, 3'e kadar. Tabii
kalan yemekleri de kediler yiyor. Son bir fotoğraf çekelim dedik. İki eşiyle birlikte. Elimden geldiğince gittiğim ülkelerdeki böyle değişik kültürleri en yakından görmeye, tecrübe etmeye çalışıyorum. Bu akşamki iftarımız da gördüğünüz gibiydi. Yani ben çok keyif aldım. Artık buradan ayrılma zamanı. Sokotra gezimi Dünya Değişmeden'le birlikte yaptım. Tulga'ya da özellikle selamlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.